İyi günler arkadaşlar. 15 Eylül gününden İstanbul 2 Tel'den Takıyüddin Mehmet Efendi Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir çalışma yaptık. Muhammed Laplace Solution 1. bölüm şu anda 500 izlenme yaptı. Yani 400 küsürü geçtiğini gördüm, 450'yi. Yani bizim kanal için ve böylesine zorlu bir matematiksel işlemde 500 izlenme biz Allah deriz. Demek ki insanlara faydamız var. İkinci bölümü çektik. Harika bir çekim oldu. Harika bir doğru anlatımı oldu. Sonuçta buna ulaştık. Ama bizim Muhammed Birhan yüklediğini zannederek yüklemediği videoyu silmiş. Bütün emekler... Yükleseydin bu kadar övmezdin mesela, değil mi? Yani. Şimdi ne yapalım? Sondan başlayacağız. Maalesef sihiri bozdum. Şimdi Laplace denkleminin belli sınırlar altında, hemen ilk videoyu hatırlatalım. Belli sınırlar altında, efendime söyleyeyim, çözümü bizi nereye götürüyordu Muhammed Efendi? Bu denkleme götürdü. Bu denklemin nihayetinde şöyle bir şeyi, buradaki sabiti A sıfır olarak ben ekledim. Şimdi aslında bize bu bir şey daha anlatıyor bu denklem. Birincisi, bu denklemin bir karakteristik bir özelliği var. Harmonik bir. Yani harmoni dedim mi sen dalga hareketin, yani periyodik senkron bu şey dalga hareketin, sinüzoidal, kosinüzoidal. Yani sinüste kosinüs arasında bir eksi geçişi unutmuyoruz onu. Yani sinüste kosinüs arasında 90 derece faz farkı var, onu söyleyeyim. Diğer ifadeye bakıyoruz, sinüs ama hiperbolik. Hiperbol devamlı büyüyen demek. Şu dalgayı şöyle düşün, bak bu dalgayı böyle düşün. Bir sonraki dalga daha büyük şekilde, bir sonraki dalga daha büyük şekilde aynı şey yapıyor. Yani aslında böyle bir çarşafın ucu uçağın böyle kalkması gibi yükseliyor. Dalga tepe ve çukurları. Bir de sabitimiz var. Denklemi yine sondan yorumluyoruz. Denkleme baktığımda bu sabiti hususi olarak A0 olarak koydum. El sebep? Çünkü burada Fourier daha da net görülsün. Fourier bir matematik işlem yarışmasında... yanlış hatırlamıyorsam ısı iletimin bir matematiksel formülünün ispatında katıldığı yarışmada şöyle söylüyor. Ben diyor bu ısı iletim denklemini sinüs ve kosinüs olarak yaptım. Ama diyor bütün formülleri sinüs ve kosinüsler olarak fonksiyonların ifadesi şeklinde yazabilirim diyorlar. Diyor. Herhalde diyorum o komisyondaki demişti o çıktıktan sonra bilmem ne çocuğu iki tane matematik biliyor sallıyor atıyor falan yapmışlardır. Fourier ama üstünden yüzyıllar geçiyor. Fourier haklı çıkıyor. Doğru. Bütün formüller bütün fiziksel kanunlar sinüs ve kosinüslerin ifade şeklinde yazılabiliyor. Her şeyin grafiği. Evet, maalesef 3-5 gündür tahtada bulunan bu yazının da kurumuş olma ihtimaline karşı biz yine şöyle silelim. Evet, güzel. Şurayı silelim. Evet, burayı siliyoruz. Şu son formül kalabilir mesela. Şöyle yapalım. Tekrar yazmak istedim. İlk etapta birinci bölümdeki video şurada ara vermiştik. Şöyle bir şeydi. 1 bölü x d kare büyük x bölü d x kare eşittir d kare y bölü d y kare ama 1 bölü y de var. Evet. Şimdi yalnız aralarında bir eksi işareti vardı. Onu unutmayalım. Eksimizi koyalım buraya. Bir eksimiz var. Şimdi diyoruz ki matematikte, fizikte denklemin bir tarafı bir parametreye bağlı. Değişkene bağlı. Diğer denklemin diğer tarafı da başka bir parametreye bağlıysa bize şu ifade, ha bunlar ortak bir sabite eşit. İkisi de ortak bir sabite eşit diyoruz. Ve bu ortak sabiti ben lambda olarak yazıyorum. Ha genelde buna aslında lambda değil de şey de diyorlar, alfa kare diyorlar. Sebebi kare kökle uğraşmamak. Ha ben lambda diye yazdım. Şimdi eğer, burada iki durum var Muhammed. Birinci durum. Şayet lambda büyük sıfır ise, if diye gidiyoruz değil mi? Lambda büyük sıfır ise... x ifadesi dikkat edersek neye dönüşüyor? Şöyle bir ifadeye dönüşüyor Muhammed burası. Karşı yaptın. Evet. D kare x bölü d x kare büyük.
ne oluyor burası? Bu karşıya lambda x, bu tarafa doğru eksi lambda x eşittir 0 oluyor. Ne zaman lambda 0'dan büyük ise. Y için yazarsak bu renklemi, onu da şuraya yazayım. Y'yi hemen altına yazalım. Nereye yazalım? Yürü yanına yazabilirim. D kare y bölü d y kare. Muhammed ne diyor? D kare y artı lambda y eşittir 0. O zaman eğer bu şu şekilde yazıldığı an itibariyle bu şekilde yazarsam o zaman ne oluyor? Y ifadesi bu. Ha bakıyoruz, bu harmonik osilatör. Yani öyle ise y bir harmonik osilatör. Yani sinüs ve kosinüs olacak olan y. Burada ne? X. Eğer y ifadesi harmonik osilatörse buna da diyorum ki ben hiperbolik osilatör. Ha böyle bir matematikte kavram var mı? Yok, ben duymadım. Hani Nasrettin Hoca gibi. Arkadaşlar aslında Muhammed bizim videoları yani yurt dışından da yani, matematikçilerin dil ya Çinli bile anlıyor bunu. O yüzden videolarımızda hani Nasrettin Hocamızı tanıtalım. Nasrettin Hoca değil mi? Göle maya çalıyor. Bir tane köylü soruyor. Hocam hayırdır? Maya çalıyorum. Ya göl maya tutmaz ki hocam. Ya tutarsa? İşte Nasrettin Hocamız ve fıkralarımızı da internasyonel tanıtalım değil mi? Hep Noel Baba olmasın. Şimdi ya ikinci durum değil. Bizden çıktı zaten de neyse. Şimdi o zaman lambda büyük sıfırsa bu denklem için lambda büyük sıfır ise o zaman ne diyoruz biz? Y harmonik, X hiperbolik. Hiperbolik osilatör, hiperbolik. Fakat yok hocam öyle değilse bu lambda sabiti şayet nereden bileceğiz? Sınır şartlarından bileceğiz ama denklemi girmeden biz analizi yapıyoruz. Yok lambda küçük sıfır ise bu kez X ne çıkması gerekiyordu Muhammed? X harmonik. Değil mi? If diyelim yabancı arkadaşlarınız. O X harmonik Y'si ne oluyor bu sefer? Hiperbolik. Yani biri harmonikse, değil mi? Artı olan harmonik osilatörse bu da hiperbolik çıkacak. Şimdi bu sonuçla uyumlu olsun istiyorum. Yani bu sonuçla uyumlu olsun dediğine göre ne seçebiliriz? X harmonik olan X'miş. O zaman şunu değil, bunu değil, bunu seçmiş olayım. Tamam. Lambda şeyden küçük olmuş olsun. Şimdi yer açacağız, siliyoruz. Buraları silelim. O zaman harmonik osilatörün ve çözümü ne? X eğer harmonik seçmişsek X çözümü A çarpı sinüs lambda seçtin mi Muhammed burayı? Lambda seçtiysen o zaman burası kök lambda X artı B çarpı sinüs kök lambda A dedik B çarpı pardon düzelt. Kosinüs kök lambda X. Şimdi U için verilen şart neydi? U fonksiyonunun X'e göre türevinin X0 değerinde 0, U fonksiyonunun X'e göre türevinin A, X eşittir A'daki değeri 0. U fonksiyonu zaten kendi içinde ayrışmıştı. U hatırlayalım X ve Y eşittir X ve X ve Y olarak alayım. O zaman U için yaptığını zaten buradan direkt söyleyebilirsin. U'nun X'e göre türevi demek X'in bu fonksiyonun yani şu ifadenin dx bölü dx eşittir A kök lambda dışarıda katsayı sinüsün türevi kosinüs kök lambda x eksi niye B kosinüsün türevi eksi olduğu için peşin yazdım sinüs kök lambda hayır y değil mi? Burası da kök nasıl kök lambda y? Hayır düzeltiyorum. X ile Y'leri ayrı ayrı çözüyoruz ya. İşte fermuar gibi bir yeri
Bir yeri bozarsan öteki de bozulmuş olur. Tamam. Bir kont ha bir de lambda kök lambda geliyor. Şimdi Muhammed diyor ki x'in x'e göre türevi x eşittir 0'da 0 olacakmış. Bu ifade 0 olacakmış. Yani aslında x eşittir 0 ve a'da bu sistem hareket etmiyor. Hızın 0 olması ne demek? Duruyor. Düz. Yani eğim 0. Şimdi o zaman türevde bakıyorum. X yerine 0 koyuyorum. Kosinüs 0 nedir Muhammed? Kosinüs 0 1. Sinüs 0 sinüs 0 zaten 0 gider. Kosinüs 0 1. O zaman burada ne kaldı? A çarpı kök lambda kaldı. Doğru mu? A çarpı kök lambda x'in 0 olması için a 0. Ancak a eşittir 0 olursa bu şart sağlanır. O zaman ilk tespitimiz nedir? A'sı 0. A'sı 0'sa denklemden şu yok. B kosinüs kök lambda x var. Birinci şarttan bu çıktı. B kosinüs kök lambda x var. Bir de diyor ki aynı şekilde aynı türevde o zaman onu diğer tarafa yazalım. Dx'in dx bölü dx x eşittir a'da yine neymiş Muhammed? Sıfırmış. X eşittir a'da sıfır olması demek. Şimdi x yerine a yazalım Muhammed. X a eşittir sıfır. O da eşittir. B çarpı kosinüs kök ağaç. Kosinüs kök lambda x yerine a koyuyorum. Doğru mu? Aslında ilk videoda da yanlış yapmış olduk biz. İlk videoda yanlış yapmışız. O zaman diyorsun bunun sıfır olması lazım. Doğru mu? İki ihtimalle sıfır. Ya b sıfır. B sıfır olsa sistem göçtü. Hem a sıfır hem s sıfır. O zaman x bir şey kalmadı. O zaman b a sıfırsa b artık sıfırdan farklı olacak. O zaman bir tek ihtimal kaldı. Nerede sıfır olma ihtimali var Muhammed? Buranın. Peki kosinüs hangi değerlerde sıfır oluyor? Pi bölü 2 ve katlarında. Doğru mu? Kosinüs pi bölü 2 ve katlarında sıfır oluyor. O zaman bir yerde bir eğer kosinüs sinüs kaçırmadıysak yani yapar a çarpı sinüs dedik tamam. B çarpı kosinüs. Kaçırmışız Muhammed. Hayır. Bir dakika. Evet Muhammed lütfen bize yardımcı ol. Yani hocam a'yı sıfır yaptın. Tamam. A'yı sıfır bu gitti. Halbuki sen kosinüs. Hop burada koyacaksın hocam bu değil. Çünkü ilk videodan hatırlıyorum. 90'da değil sıfır. Şunu sileyim şuraya bir saniye. Hocam x eşittir a değerinde bu sıfırlayacaksa şu ifade şu türevinde ana fonksiyonda değil aman ha elimizde bu kalmıştı tamam bu ifade. Şimdi şunu sıfır o zaman yazalım. Eksi b çarpı sinüs kök lambda x ne zaman sıfır olur? Yine dönüyoruz. Hocam b sıfırsa sistem düşer. O zaman sinüsten gelecek şu değerin sıfır olması lazım. Sinüs ne zaman sıfır? 0, 1 pi, 2 pi, 3 pi, pi'nin tam katlarında. Değil mi? O zaman n eleman bir tam sayı olmak üzere o zaman kök lambda x'in n pi'ye eşit olması gerekiyor. 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi yani o dalganın tam şeylerinde düz dediğinde x eksenine dalga yaparsan şu şekilde mesela dalga hareketi ise. O zaman sen neyi bulmuş oldun? Pardon x yerine a koyacağız ki burası 0 olsun. X yerine a koyuyoruz. X yerine a koyuyoruz. Evet. O zaman sen buradan kök lambda'yı çekersen kök lambda yerine n pi bölü a yazacakmışsın. Muhammed Efendi. O zaman şurayı artık bulduk. Bu ifadeyi bulduk. Neymiş kök lambda? N pi bölü a imiş burası. Tamam mısın? Silelim. Peki silelim. Neredeyse. Şurayı siliyoruz. Yok bırak kalsın.
aşağısı. Şimdi dedik ki Muhammed, ikinci şartta eğer x harmonik ise y hiperbolik olur dedik. O zaman onu da yazalım. Y'nin hiperbolik ifadesini yazalım. Y hiperbolik olarak nasıl yapılır? C çarpı sinüs hiperbolik kök kök lambdayı da biliyoruz artık. Kök lambda y artı d çarpı efendime söyleyeyim kosinüs hiperbolik kök lambda y olarak yazılıyor. Şimdi bir ifademiz daha var sınır şey şartlarında. Diyor ki Muhammed, y yerine b koyduğunda sistem sadece fx'e bağlı olacak. X'li bir ifadeye dönüşecek. Y yerine b koyduğumda sistem sadece x'li ifadeye dönüşecek diyor. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Şurada. Y yerine b koyarsak, bakalım ne oluyoruz? Y yerine b koy. Tamam, koyalım bir de görelim. Y b ifadesi sadece x'in bir fonksiyonu olacak. Muhammed, sadece x'in fonksiyonu ne zaman? C çarpı sinüs np bölü a, y yerine b koyuyorum, b artı d çarpı kosinüs hiperbolik np bölü a, y yerine ne koyacaktım Muhammed? Y yerine b koyacaktım. Peki bu nasıl olur da sadece x'e bağlı olur? Şimdi bir diğer ilk videoda elimizde olması lazım. Bir diğer sınır şartımız daha vardı. Şunun da üstünü çizmişiz. Bak ama yanlış olduğu için mi çizdik? Kalemden dolayı mı çizdik? Hatırlayamıyorum. İlk video zaten iptal edildi. Şimdi eğer y yerine 0 koyarsam ona bakayım. Y yerine 0 koyarsam burası 0 olur. Bu kalır. O zaman bu değil. Bu yanlış yazılmış. Bu doğru değil. Çizgi doğru. İptal çizgisi. Şimdi bu şartlarda ifademiz buymuş. Ben bunu sadece fx'e bağlı kılacağım. Nasıl kılabilirim? Şu terimin gitmesi gerekiyor. Şu terim gidecek. Bu terim gidecek. Peki. Dedik ya zaten başlangıcında. Hocam, burada yine hiperboliği koymayı unutmuşum. Çünkü hiperboliğimiz var. O zaman u fonksiyonu, şurayı artık sileyim ben. Kendime yer açayım. Muhammed, çayı demle bu arada. Çay bayağıdır kaynadı galiba. Demlemedik gibi geliyor bana. O zaman benim u fonksiyonumu yazalım şöyle. U x virgül y eşittir. B çarpı kosinüs np bölü a x çarpı sinüs hiperbolik np bölü a çarpı b. Sadece bu sinüste olan ifade kalacak. O zaman nasıl gidebilir? D'nin buradan anlıyoruz ki sıfır olduğunu. Diğer bir sınır şartımız vardı. Şimdi Muhammed, bunu böyle yazdık. Ama denklem bitmedi. Tam kemale ermiş olamaz. Bir de şöyle bir şey var. Ana denkleme gidersek, kendime yer açayım şuradan. Şurayı artık kaldırdım. Ana denkleme, yani ilk soruya gidersek şöyle bir ifade var. Onu da eklememiz lazım buraya. A yalnız B dedik. Bir çarpı C sabitimiz var. B ile C'nin çarpımı yeni bir sabit. O da B1 olsun. Şimdi ana denklem bize ne diyordu? Laplace denk. DU bölü DX kare artı D kare U bölü DY kare. Ne diyordu Muhammed? Sıfır. Doğru mu? Bir de bunun özel bir çözümü var. Tekil çözümü var. Bu sıfır. Buradan gelen bunun negatifiyle, buradan gelen bunun negatifi olarak gelirse birbirini götürür. Doğru mu? Sıfırlar. Bu 2 getirir. Bu eksi 2 getirirse sıfırlar. Bu atıyorum alfa getirirse, bu eksi alfa getirirse toplam sıfırlar. Ona baktık. Bir de şu var. Ya bu sıfır hocam, bu başlı başına sıfır. Bu da başlı başına sıfır olursa. İkinci türev sıfır. Doğru. Doğrunun ifadesi. A x kare artı b gibi bir ifade. Buradaki a b'ler birbirine karışmasın.
Buradaki de cy kare pardon cy kare artı cy kare değil kare yok kare yok. ax artı b cy artı d gibi. Ama bize ne demişti? Y yerine b koyduğunda sadece x'e bağlı olacak. Y yerine b koyduğunda y, evet y yerine getirip b'yi koyarsan buraya b koyarsan burada c çarpı b artı d burada yepyeni bir sabit. Bu da c2 olsun. Bu c2 ile b'yi de işleme tabi tutarsan çünkü bunun yanında ek terim var mı? Ne var? A'lar karışmasın ya. Şöyle ax artı d artı fy artı h gibi. Şunu diyor Muhammed. Bu h, bu d ve buradan gelen bir b1. Bunları ne koyacaktık yerine? Y yerine de b koyacaktık. Burası da f çarpı b. Bu da bir sabit olur. Bunların hepsini sabite bağlı yazarsan burca sadece x'li bir terim kalıyor. O da ne demişti? Birinci türe x'in türevini alıp sıfır koyduğunda sıfırlaması için burada özür dilerim. Bu komple gidiyor sıfır. Buradan bir tane sabit terimi geliyor. Çünkü dx bölü dx neyi verecekti? Sıfırı verecekti. Eğer ama türev alırsan buradan bir şey gelir. Ama buradan da e gelir. Sıfırlamaz. Buradan e gelse bunun onun eksi e'lisi gelmesi lazım devamlı. Dolayısıyla bizim anlıyoruz ki bu x'li bir terim yok. Y'li terim var. Y yerine de b koyduğum zaman bu sabit, bu sabit, bu sabit. Onların yerine yepyeni bir sabit olur buraya. Tek başına bir sabit. Ona da biz ne dedik? Fourier'den dolayı Fourier'i de bir zikretmek, hatırlamak için buna biz ne demiştik Muhammed? A0 demiştik. Laplace denklemini belli şartlar altında, belli sınır koşulları altında çözümlemesi bu şekilde yazarız. Dakika bilgimiz ne demek ki? Güzel. Şu şekilde yazarız. Evet, notlarım yok. Bildiklerimi hatasız zincirleme olarak sırasıyla size aktarmak istedim. Yanlış eksik yaptıklarımız vardır mutlaka. Sübhan olan biz değiliz. İnsan hatası olmaz demişti Muhammed, teşekkür ederim.